Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ediyorum, iyiyim, sağ olun. Nafiz Bey, biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimiz de tanısınlar istiyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Biraz Sadece. Evet. Fazla ayrıntıya girersem çok doğru olmaz sanıyorum ama 39 yıla yakın bir eğitim yolculuğu benimki. 22 yılı Milli Eğitim'e bağlı kurumlarda geçti. Ondan sonra bu yolculuğun 17 yılı da özel öğretim kurumlarında ve dershanelerde geçti. Yani edebiyat öğretmeniyim. 2 yıl önce tamamıyla eğitim seferberliğine son verdim ve emekli oldum. Yani dil, anlatım, yazım konusunda sevdalı, hassas ve Türkçe'ye alabildiğine tutkun, yanlışlara da bir o kadar tepkili biri. Özetle ben buyum. Evet, sizi dil konusundaki hassasiyetiniz ve sitemli tavırlarınızla daha çok tanıyoruz. Biliyoruz ki dilimiz son yıllarda özellikle sosyal medyada erozyonlar uğradı. Siz de bu konuda tepkinizi açık açık belli ediyorsunuz zaten paylaşımlarınızla. Bu konudaki bizi naçizane bizimle paylaşabileceğiniz, izleyicilerle paylaşabileceğiniz tavsiyeleriniz ne olabilir? Neler olmalı, neler olmamalı? Estağfurullah, haddim değil bir takım tavsiyelerde falan bulunmak. O tavsiyelerin tutulmasını temenni etmek benim en önemli dileğim. Ancak sözün başında çok güzel bir giriş yapıldı. Erozyon. Bugünkü karşılıkla yozlaşma. En doğru tespit, dilimiz gerçekten bir erozyona uğradı. Ve yaklaşık 30 yıldır bu erozyon alabildiğine toplumu silkeliyor, çalkalıyor, inletiyor ve acı veriyor. Bakın Confucius bu konuda ne diyor biliyor musunuz? Bana diyor, bir ulusun yeraltı, yerüstü zenginliklerini değil, o ulusun turistik zenginliklerini, turistik potansiyelini değil, o ulusun teknolojik gücünü değil, o ulusun askeri gücünü değil, bana o ulusun dilini verin, o ulusu tamamıyla kimlik değiştirerek başarıya ulaştırabileyim. Son derece veciz, son derece anlamlı, son derece saygıdeğer bir tespit. Bir ulusun dilini gerçekten başka dillerin boyunduruğuna girdirdiğimizde alabildiğine sizin tespitinizde müthiş bir yozlaşma olur. Sadece bu değil. Ünlü şairlerimizden biri olan Yahya Kemal Beyatlı diyor ki, Türkçe benim ağzımda annemin sütüdür. Bunu destekleyen bir başka büyük yazar Fazıl Üstün Dağlarca diyor ki, Türkçe benim ses bayrağım. Bu iki cümleden sonra bir sevda, bir sahiplenme hissediyoruz ve ancak bu kadar güzel ifade edilir yozlaşmanın önüne geçilmek. Erozyon, yozlaşma ancak sahiplenmeyle yok olur. Bir de sanırım sosyal medya mı demek lazım buna, yoksa asosyal medya mı? Çok güzel bir tespit bence bu. Bence asosyal evet. Medya. Günümüzde hemen herkesin elinde bir akıllı telefon. Face yüklemeleri, Instagram yüklemeleri, tweet paylaşımları, akıllı telefon adı ama galiba insanlar akılındaki eksikliği bu telefonla gidermeye çalışıyorlar. Akıl onlara belki bu telefondan biraz verilebilir temennisiyle bu akıllı telefonu kullanan bir yığın genç var. Araştırmayan, hazıra konan, Google'da ya da YouTube'da herhangi bir tur atmayan, sadece ve sadece fotoğraf beğenen ya da yemek ve duygularını belli eden bir yığın boş topluluk. Şimdi bunlara elbette ki bir takım önerilerde bulunmak mümkün. Ancak bu öneriler hayata geçecekler mi? İşte ben bunlardan emin değilim. Sitemliyim ve kırgınım. Yani bu güzelim dili ayaklar altına alanlara ya da istemeden ya da isteyerek bir takım yozlaşmaya katkıda bulunanlara yerden göğe kadar sitemliyim. Şimdi bakın, gençlerin dilinde hiper, süper, mega, ultra, nano gibi sözcükler türedi. Ve bu dillerin arasına da bir de selfie çubuğu eklendi. Dolayısıyla insanlar sadece kendilerine uzak bir teknolojiyle iç içeler. Ayrıca bu dilimizde bu sözcükler sadece bu sözcüklerle sınırlı değil. Keşke bu sözcükler bir takım teknolojik kelimeleri kendisine kazandırdığını bilebilsek rahatlayacağız. Ama bu değil. Bunlar kanki, pampa, aşkitom, bebişim gibi uyduruk ve lütfen ifademi mazurca görün, salakça denilen kurtuluş sözcükleri var dillerde. Bu sözcükler var dillerde. Şimdi bu sözcükleri kullanan insanlar TBT gibi bir takım kısaltmalara, megapiksel gibi sözcüklerin anlamını bilen bir toplulukla karşı karşıyayız. Düşünsenize, kendi dilini
kendi tarihini, kendi kültürünü bilemeyen bir kuşak var karşımızda. Sadece özentiye meraklı, dile meraksız, sadece özenti. Öyle bir özenti ki yerle bir ediyor dilimizi. Böyle bir sorunun cevabı. Bir de yabancı ülkelerde yaşayan gurbetçilerimiz, aslında gurbetçi dememek lazım onlara, bir yerde vatandaşlarımız bunlar bizim. Çünkü bizim soyumuz, bizim bayrağımız, bizim dilimiz, bizim dinimizi savunan insanlar bunlar. Ama onların dili de, onların kültürü de ne yazık ki içler acısı hale geldi. Çünkü Türkçe Almanca ya da Türkçe İngilizce karışımı aptalca bir sentezle karşı karşıya kaldılar. Yeri geldi kendi bizim öz benliğimiz, öz kültürümüzden uzaklaştılar. Başka bir Fransızın, başka bir İngilizin, başka bir Almanın kültürüyle biraz daha sentez oluşturuyorlar. Okumayan, araştırmayan, ilgi duymayan bir kalabalık. Yani duyarsız, çapsız ve sevdasız. Tabii ki hepsini kastederek toplu bir olumsuz eleştirme yapmıyorum. Ama ne yazık ki durum bu, durum bu ve bu durumdan da kurtulabilmeleri biraz da öz benliği savunmalarına bağlı. Savunurlar mı? Savundukları sürece gerçekten dilimiz kaybolmaz. Savunmadıkları sürece onların tipik bir sömürüsü parçası olmaktan da kurtulamaz. Bu savunma nasıl? Savunma dili kullanacak. Türkçeyi her yerde kullanacak. Girdiği herhangi bir Türkçe bilen arkadaşı da Almanca konuşmayacak. Buraya geldiğinde ben Almanya'dan geliyorum, Almanca biliyorum demeyecek. Yani buradaki kültürü ve burada kendisine kazandırdığı öz zenginlikleri orada da kullanacak, paylaşacak, buraya gelecek, paylaşacak. Yabancı dil bilmek elbette ki bir artı kültürdür. Ama yabancı dili ukalalık olarak, bakın ben İngilizce biliyorum, Almanca biliyorum, İtalyanca biliyorum, İspanyolca biliyorum diye hava atmak gerçekten ve gerçekten saf dilliktir ve karşı tarafın seviyesiyle tamamen dalga geçmektir. Bu böyle bir şeydi. Yabancı ülkede diyorsunuz ki Türkler kendi aralarında ana dillerini kullansınlar. Evet. Öz dillerini korumak adına. Tabii ki. Bu gerekli. Kendi kaynaklarını tanıtsınlar. Düşünün bir Fransız yazar Victor Hugo'nun Sefillerini gerçekten Fransa sevdalısı olan bütün insanlar müthiş bir şekilde değerlendirirler. Bir gün Fransa'da galiba o zamanın Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve o zamanın çok ünlü bir yazarı Jean-Paul Sartre, ikisi birbirine tamamen muhalif. Tamamen muhalif. Her yerde, her yazıda, her paylaşımda Jean-Paul Sartre, Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle'u yerin dibine sokabilecek aşağılık eleştiriler, seviyesiz eleştirilerde bulunuyor. Bir gün Cumhurbaşkanı de Gaulle'un ya da o zaman Fransa Başkanı de Gaulle'un yakınlarından biri, Sayın Başkanım, bakın Jean-Paul Sartre size bir takım olumsuz eleştirilerde bulunuyor ve siz gerçekten sesinizi çıkarmıyorsunuz. Neden diye tepkilerini soruyorlar. De Gaulle'un verdiği cevap benim gerçekten hayranlık duyacağım bir cevaptı. Ben Fransa'nın Cumhurbaşkanıyım dedi de Gaulle. Ama Jean-Paul Sartre Fransa'nın ta kendisidir. Yani Fransız kültürünü benimseyen insanları sahiplenme ancak böyle olur. Biz kendi ülkemizin insanlarını, yazarlarını, sanatçılarını dış dünyada tanıtamadık. Nobel'le bir takım kaynaklarla Orhan Pamuk'u tanıttık. Oysa Orhan Pamuk, beni lütfen eleştirmeyin, incelemeyin ama Orhan Pamuk'a gerçekten fersah fersah fark atabilecek çok fazla yazarımız, romancımız, şairimiz, edebiyatçımız var. Tabii ki. Evet, galiba bir siyasi misyon yüklendiği için bu Nobel kendisine verilebildi. Ben böyle değerlendiriyorum. Ülkemize sevdalı olan yazarları gerçekten ülkemiz pek fazla sahiplenemedi ya da sahiplenemiyoruz. Gençlere bu konuda çok fazla görev düşüyor. Okumak adına, araştırmak adına, bilmek adına, öğrenmek adına. Nobel ödülü neye göre değerlendiriliyor? Yani Orhan Pamuk kadar değerli yazarlarımız vardı yani aslında. Yani Türkiye'de biraz da siyasete girmiş olacağız. Dil konusundan siyasete girmek benim haddim değil. Bu konuda pek uzman da sayılmam. Sebebini... Duyumlarımdan biri ya da birkaçı Orhan Pamuk'un Türkiye'deki siyasete, koşullara, 30-35 yıllık Türkiye'nin siyasetine kalabildiğine karşı çıkışıydı. Orhan Pamuk'un Kara Kitap, Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Masumiyet Müzesi adı verilen yığınla kitabını okudum. Hiçbir kitabından şu kadar zerre, şu zerrecik keyif almadım ama okudum. En azından okuduğumu tamamlayabilmek adına bir takım keyifler almayı umuyorum. Okuyanları vardır evde. Evet, okuyanları vardır. Başarısız demiyorum elim. Tek bir başarılı yazar çok da popüler olduğunu biliyorum. Ancak biraz da
Türkiye'nin siyasetine muhalif olduğu için galiba bu çizgiyi bu şekilde değerlendiren yazarlar da var. Ya da olmamalı eleştirmeler aslında, ya da değil mi? Yani olmaması gereken o kadar gerçek vardır ki dünyada. Evet. Ama ne yazık ki ama oluyor. Edebiyat farklı bir dil, evrensel bir dil. Medeniyet dili edebiyat. Edebiyatın içine siyaset girmediği zaman olmayacak. Edebiyatın içine de siyaset girerse tuhaflık böyle başlar. Girmemeli diyorsunuz. Ya, şu anda mesela artık gurbet, doğru, gurbetçi vatandaşlarımız diyoruz ama gurbet diye bir şey kalmadı aslında. Hani televizyon sayesinde. Bir saatlik bir coğrafyada. Evet, en uzak yer Amerika'dır. 5-6 saatte, 10 saatte gidilebilecek yerler. Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Evet. Bizim de yabancı ülkelerde yaşayan, bizi izleyen çok izleyicimiz var. Buradan onlara da sevgilerimizi yolluyoruz. Onları da düşünerek böyle bir şeyi asla sormak istedim. Yani evet. Eminim bundan müzdariptirler. Hani tabii ki. Yani benim tespitim bütün yabancı ülkelerde ya da gurbetçi mantığıyla ya da adıyla başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili değerlendirme değil. Yozlaşmanın gerekçesi orada yaşayan vatandaşlarımızın da dile sahiplenme işidir. Hı hı. Başka bir tespitim yok. Yoksa gerçekten kendi ekmeklerini, nafakalarını, refahlarını ya da ferahlık düzeylerini arttırabilmek amacıyla o ülkelerde olduklarını biliyorum. Ve bu ülkeye sevdalı, bu ülkenin bayrağına da tutkun olduklarından zerre kadar endişem yok. Ebeveynler çocuklarıyla Türkçe konuşmalı. Kesinlikle. Peki Türkçe kitaplar? Türk yazarlarının kitapları kastın muhakkak. Kastın neydi Türkçe kitaplar derken? Mesela dilin gelişmesi, hafızalarda daha iyi yer etmesi. Şöyle derler, üniversite sınavlarında öğrencilerin birebir bana sorduğu sorulardan biridir. Paragraf soruları karşımıza bir hayli çıkıyor ve biz bunları yapmakta güçlük çekiyoruz. Kitap okumamızı mı tavsiye edersiniz? Kitap okumanın paragraf sorularıyla tavsiyesi olmaz. Paragraf sorularını çözebilmek için kitap okumak bence çok ucuz bir yöntem. Kitap okumak bir alışkanlık. Nefes almak, su içmek, yemek yemek, uyumak, gezmek, televizyon izlemek gibi doğal ya da doğaüstü bir takım ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kitap okumak da bu eylemlerin ya da bu etkinliklerin arasına girmeli. Peki, bunların arasına girdiğimiz zaman da gerçekten düzeltme, kültürel özellik veya artı özellikler karşımıza mutlaka çıkacaktır. Dilimizin kaydığını hissettiğimiz zaman, kaybını, kaydığını, evet, hani başka bir dilden etkilendiğini, normal burası için de geçerli, bazen etkileniyoruz. Hani sizin az önce bahsettiğiniz diller de bunun içinde, hani suni diller oluştu ya, kaydığını hissettiğimiz an, sesli bir şekilde kitap okuduğumuzda, hani o düzgün, düzgünleştirilmiş kelimeleri sesli bir şekilde okuduğumuzda, düzeliyor mu dilimiz? O kayma Hayır, yerine dönüyor mu? Hayır, ne yazık ki düzelmiyor. Bakın sözün başında Fazıl Üstü Dağlarcan Türkçe benim ses bayrağım, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türkçe ağzında annemin sütüdür cümlelerindeki esas tespitim neydi biliyor musunuz? O tespitin açıklamasını biraz sonraya bırakayım ama şu oturduğumuz mekandan, bu oturduğumuz kurumdan şöyle İstanbul'da yaklaşık olarak 3 kilometrelik bir metrobüs ya da otobüs ya da ne bileyim tramvayla yaptığımız yolculuklarda işte o camlardan sağa sola baktığımızda kaç tane tabela görürsünüz Türkçe? Bu tabelaların, karşımıza çıkan tabelalardan ister reklam, ister marka olarak bu tabelaların %80'in yabancı etki altında olduğunu biliyoruz. Evet, bu biliyoruz. Bir yürek acısı aslında. Tabii ki içler acısı bir durum bu. Bunların yerinde tabii ki bir takım markaları ortadan kaldıran yerine Türk ve markaları getirelim şeklindeki bir iddiam yok. Orijinal isimler için bir şey demiyoruz ben değil mi? Ben onlardan da bahsetmiyorum. Çok teşekkür ederim. Yani düşünün, berber, Türkçe bir sözcük değil. Ama berberi değiştirdik, kuaför haline getirdik. Onun için 30 yılımızı harcadık. Bir 30 yıllık daha ömrümüz olacak mı bilmiyorum ama kuaför bitti, hair design kelimesi başladı. Bravo. İşte hair design kelimesi için ömrüm, 30 yıl daha ömrüm olur mu? Bunun Türkiye'de gerçekten çoğu gençler arasında ya da orta yaşlar arasında benimsenebilecek durumu var mıdır? Görmek bile istemiyorum. Algı yapıyor. Özü aslında bu. Evet, aslında benimsenmiyor. Bir algı öğretiliyor ona. İşte bu. Değil mi? Bilinçaltına i̇şte öğretiliyor. Yani bizde onun yerine lokanta varken restoran kullandık. Evet. Değil mi? Evet. İşte merkez varken santral kelimesini kullandık. Yani özenti o kadar tehlikeli hale geldi ki diyelim ki makas bileyen bir dükkanın önünde makas biliyor, bıçak biliyor. Başka hiçbir işlevi yok o dükkanın, o işletmenin. Makasçı yazmıyor. Makas CHI yazıyor. Aynen. CH harfleri yabancı dilde İngilizce'de birleşince Ç harfleri oldu. Evet. Dolayısıyla işte bu bir özentidir. Başka hiçbir şey değildir. Ukalalıktır.
tamamıyla aymazlıktır ve artık dile konulan bir kelepçedir. Bunu oraya koyan ne niyette koyuyor? O niyete ona sorarsan cevabını bulamaz. Tamam, ben şimdi onu soracaktım. Tamam özenti, tamam ukalalık ama o neden yapılıyor? Özenti? Onu buna sevk eden ne? Neden batılılaşma, ne? Batılılaşma Tanzimat'tan beri Türkiye'nin en büyük hatalarından biri. Ama burada batılılaşma söz konusu mu peki? Biz batılının teknolojisini, batının iyiliklerini, evet, batının ilerlemelerini almadık. Batının kültürünü, batının yemeğini, batının modasını aldık. Bütün işe yaramaz şeylerini aldık. Batının alfabesini aldık. Alfabe derken Latin alfabesine karşıyım anlamı çıkmasın. Kesinlikle. Yani onlardan bir takım özentiler alarak bugünlere getirdik ülkemizin dilini. Konu dil olduğu için ben bu konuda gerçekten öfkeli öfkeli bir takım haykırışlarla cevap veriyorum. Kusura bakmayın, ne olur. Yalnız İngilizceden esinlenme yok aslında. Farsçadan da var değil mi? Yani tabii diğer ki dillerden tabii ki, tabii bir etkilenme tabii var. Tabii var. Peki dile girmişken aslında en son soracağım bir soru vardı ama. Türk Dil Kurumu şapka, inceltme işaretini kaldırdı. Kaldırdı demeyelim de ama o böyle bir uygulama resmen okuyuculara ya da kurumlara ulaşılmadı. Ama inceltme işareti ya da o şapka denilen, halk arasındaki o şapka denilen işaret gerekli mi, gereksiz mi? Şöyle diyelim, bir örnek vereyim size. Türkçe'de birbiriyle karıştırılan bazı sözcükler var. Mesela kar ile kar. Bu yıl bankalara kar mı yağdı, bu yıl bankalara kar mı yağdı? Şapka bu tereddüdü derken ortadan onu söyleyelim, kaldırmak ağının gerektiği için şapka, bunun üzerine inceltme koymak lazım. Evet, yani anlam değişiyor. Hala, babanın kız kardeşi. Hala şu ana kadar devam eden bir sözcük. Evet. İnceltme işareti gerekli. Yar, sevgili, yar, uçurum ya da odunu ya da karpuzu ikiye yarmak anlamına gelebilen sesteş sözcükler bunlar. Aslında sesteş de değil, birbirini karıştıran sözcükler. İşte burada inceltme gerekli. Nerede inceltme gereksiz? Rüzgar kelimesinin, lale kelimesinin, kağıt kelimesinin, karargah kelimenin üzerine koymaya gerek yok. Çünkü rüzgar, rüzgarın birden başka anlamı yok. Rüzgar ama söylenirken çok kaba. Kimse rüzgar diye okumaz zaten. Rüzgar diye telaffuz eder bunu. Bakın telaffuz dedim, Farsça'da bir sözcük. Evet. Daha doğrusu Arapça. Yani o yüzden Türk Dil Kurumu'nun o inceltme işareti dediğimiz şapka kelimesi birbiriyle karıştırılması muhtemel olan sözcükler arasında kullanılması gereklidir. Ama karıştırılması gerekmeyen sözcükler arasında kullanmayın. Yani lalenin üzerine inceltme koymayın. Kimse onu lale diye okumaz. Daha önce konuyor muydu hocam? Evet, konuyordu. Yani bu benim aslında kurumla ilgili çeliştiğim bir konu değil ama benim kişisel tespitim bu. Konulmalı ama bu kargaşada konulmalı. Lale çiçeğine zerafet mi katıyordu? Hayır. Amaç İncelme neydi? İncelme işareti L harfini daha ince okumak lale demektir. Lale. Evet. İşte Türkçe'de iki tane K harfi vardır. Diyorum inceltme. Kağıdın K'si ile katırın K'sı iki ayrı sesle ortaya çıkar. Evet. Kağıt derken inceltme işareti koyacaksınız. Katır derken inceltme işareti koymayacaksınız. Ancak diyorum ki kağıdın üzerine de koymayın. Çünkü kimse kağıdı kağıt olarak okumuyor, böyle söylemiyor. Ancak yar, kar, hala gibi anlam karışıklığı yaratan sözcüklere gerekli. Kaldırılması? Kaldırılırsa kar ile kar arasında bir kargaşa doğar. Biraz önce basit bir örnek verdim. Bu yıl bankalara kar yağdı, bu yıl bankalara kar yağdı. Ben yazdım, önünüze koydum, inceltme koymadım. Demek bana sorar mısınız? Bankalara yağan ne? O zaman kaldırılması çok gereksiz olur hocam. İşte bu kargaşada kaldırılması gereksiz. Diğerlerinde kağıt karışmaz. Neden buna başvurulmuş yani? Neden kaldırılsın deniyor? Yani böyle bir temenni yok aslında. Kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı? Benim kişisel görüşüm soruyorsanız bu kargaşada kaldırılmasın. Kargaşa olmayan kelimelerde de kullanılmasın derim. Peki hocam. Şimdi madem bu konuya girdik. Bir mesele var. Öğrenciler hep bunu söylerler. Liseyi geçen öğrenciler, lisede çağındaki yani aruz ölçüsü. Bu hep vardır. Bütün öğrencilerde aruz ölçüsü. Aruz ölçüsü biraz anlatın. Gerekli mi? Lisede görülüyor. İleriki hayatta ne kadar gerekli? Ne kadar karşımıza çıkar? Anlamı, önemi? Biraz bize bunun hakkında bilgi. Aslında hayatta karşımıza çıkar mı? Çıkmaz. Çıkarsa bir bilgidir, bir entelektüel bilgidir. Türkçe'de bir şiir bilgisinin başlığı arasına girer bunlar. Türkçe'de 3 birbirinden farklı ölçü vardır. Yani kalıp dediğimiz sistem vardır. Bir hece ölçüsü. Birinci dizedeki hecelerin sayısına bakacaksınız. 14, ikinci dize 14, üçüncü dize 14, dördüncü dize 14 ise siz hece ölçüsüyle yazdınız. Bu halk şairlerinin, Karacaoğlan'ın, Yunus Emre'nin, ki Yunus Emre bazı şiirlerini aruzla da yazdı. Risalet-i Ünsiye kitabı aruzla yazıldı. Ondan sonra diyelim ki Kaygısız Abdal'ın, Pir Sultan Abdal'ın, Gevheri'nin,
Hatta heceyi savunan çoğu halk şairlerinin benimsediği bir sistemdir hece ölçüsü. Divan şairleri Arap ve Fars medeniyetlerinin ya da uygarlıkların ya da edebiyatlarının Türkiye'ye getirdiği bir sentezdir. Divan edebiyatının ölçüsüne de aruz ölçüsü denir. Aruz ölçüsü hece sayısına değil, hecelerin sesli harfle mi bittiğine ya da sessiz harfle mi bittiğine dayanan bir sistemdir. Bunu yapmak müthiş bir sanat gerektirir. Mehmet Akif Ersoy bütün şiirlerini aruzla yazdı. Yahya Kemal Beyatta'nın Ok hariç bütün şiirleri aruzla yazıldı. Nef'i... Özellikle mi? Tabii ki. Nef'i, Baki, Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Enderunlu Vasıf, akla gelebilen bütün divan şairleri Nedim, ki Nedim bir türkü yazdı heceyle. Şeyh Galip, bütün şiirlerini değil çoğu şiirlerini aruzla yazdı. Heceyle de yazılabilir. Ancak bir ustalık gerektiriyor. Ustalık da bir sanattır. Divan edebiyat aruz ölçüsü de bir sanat gerektiriyor. Sanat gerektirdiği için şiire bir de şiirsellik katıyorlar. Şeyin duygunun dışında bir de görsellik. Yani hece sayılarını saydın 14. Ben hece sayılarını saymıyorum. Bütün dizeleri açıklık kapalık düzenine göre yazıyorum. Sonunda bir kapalı çıkıyor. Mef'ulü, mefailü, failatun, faalün. Ya da feulün, 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 feul şeklinde bir kalıp çıkıyor. Onlar da hecelerin açıklık kapalılık sistemine dayanır. Onu anlatmak için gerçekten... Zor mu? Keyifli ama zor. Öğrenciler bu yüzden mi kaçıyorlardı? Tabii ki. Yani bulmaca çözer gibi değil ama uygulama isteyen ve biraz da ne bileyim zaman harcayan bir sistem olduğu için hatta şöyle bir ön yargılara falan bu sistem bizim nerede işimize yarayacak? Sen edebiyat öğretmeni olmadığın sürece hiçbir işine yaramaz. Ama kim 500 milyar ister yarışma sorusunda böyle bir soruyla karşı karşıya kalabilirsin. Hatta genel kültürü böyle olan kişilerle karşı karşıya kaldığında affedersin ha bu nedir diye dememen için aruz ölçüsünü duyman, görmen ya da bilmen lazım. Ama uygulaman lazım demeyeceğim. Duyman lazım diye. Bir de bir serbest ölçü vardır. Şimdi onu soracağım. Hocam herkes şiir yazabilir mi? Yani şiir şimdi... Şiir için üç şey özellik bence. İlham. Yani içine doğacak bir takım duygular. Esin dediğimiz kavram. İki, şiirsellik. Sözcüklerle oynamak. Sözcüklerle oynamak. Üç, gerçekten bunları bir kalıba, bir düzene sokmak. Yani herkes şiir yazabilir mi? Yazar ama ona şiir denir mi denemez. Yani şiirin tanımı yuvarlak cümleli şudur. Duyguları, düşünceleri bir lezzet, bir doku içinde karşı tarafa ya da dış dünyaya ifade eden sözcükler bütünüdür der. Dış dünyaya ifade edecek bir doku, bir söz, bir zevk, bir zarafet. Şiirlerde bunlar olacak. Kahramanlık şiiri yazarsın içinde bir doku vardır. Lirik şiir yazarsın. Yani duygusal şiir yazarsan içinde bir duygu vardır. Ne diyeyim, işte pastoral şiir yazarsan bir manzara şiiri, bunların bir doku vardır. Serbest ölçü diye bir şey var. Hayır, serbest ölçü. İster heceyle, ister kısa satırla, ister uzun satırla, isterse gönlüne göre serbest yazdığın bir var şiir. Var mı öyle bir ölçü hocam? Tabii yoksa... ki Servet Fünun döneminde başladı serbest müstezat. Uzun dize, uzun dize, uzun dize, kısa dize. Yani 13'lü, 15'li, 7'li, 2'li. Peki son zamanlarda yazılan şiir kitaplarının çoğu hemen hemen yani çok ustalar vardır. Onları ayrı tutuyorum. Onlar uğraşıyorlar muhakkak o şiir üzerinde. Çünkü onlar için bir sanat eseri. Ama çoğunlukla serbest ölçüye kaçılıyor. Yani ben şiirle serbest baktığımda... Serbest ölçü Cumhuriyet döneminde daha da yaygınlaştı. Milli Edebiyat dönemine gelinceye kadar... Hocam bu biraz kolaya kaçmak değil mi? Yani şiir yazmak istiyorum ama uğraşmak değil. Aslında şöyle demek lazım. O şiirlerin arasında o kadar müthiş, o kadar güzel şiirler vardır ki o şiiri ifade ettiğinde ya da okuduğunda sana verdiği tadı, sana verdiği mesajı algıladığında bazen divan edebiyatından hece ölçüsüyle yazmış olan şairlerden daha keyif alırsın. Nazım Hikmet'in şiirlerinde böyle bir keyif, böyle bir güzellik vardır. Ne Fazıl Üstünlü Dağlarcan'ın şiirlerinde böyle bir güzellik, böyle bir tat vardır. Bu kişilerin siyasetiyle ilgili değil değerlendirmem. Sanat açısından bunlara baktığımızda gerçekten dolu dolu güzel güzel şeyler, şiirler yazıyorlar. Bu şairlerin haddi hesabı sayısı da bir hayli fazla. Arif Nihat Asya, Türk Edebiyatı'na bayrak şairi olarak bilinir. Bayrak şairi. Arif Nihat Asya heceyle yazdı, aruzla yazdı, serbestle yazdı. Demek ki tarz şairin küçüklüğü, büyüklüğü ölçülerle değil, sözcüğe verdiği güç ve kuvvetle ilgilidir. O sözcükle oynamakla ilgilidir.
Ya Kaldırımlar şiiri vardır Necip Fazıl Kısaköre'nin. Ne anlatıyor? Kaldırımlar ya, kaldırımlar. Ama kaldırımlar bu kadar güzel anlatılabilir. Kaldırımlar o kadar güzel anlatılmış ki o şiirde, insanın o kaldırımda yatası, insanın o kaldırımlarda dolaşası, temenni etmem hocam, insanın o kaldırımlarda ölesi geliyor. Ezberimde yok ama. Keşke bilseydiniz. Ezberimde yok. Kar gökler kül gibi bulutlarla tıkanık diye başlıyor. Şarkısı bestelenmiştir de galiba. Bilmiyorum, bu konuda bir sahibi değilim ama bestelenmesi de mümkün yani. Bestelemeye de çok uygun. Peki şiir yazmanın kuralları var mı hocam? Önce bir takım büyük şairleri, önce bir takım gerçekten değerli şairlerin şiirlerini okumak, onlardan ilham almak, etkilenmek, ben yazsaydım böyle yazmazdım diyebilmek ya da yazdığım zaman bu hataları gerçekten yapıyorum diye öz eleştiri yapmak. Şiir yazmak şeye bu birinci aslında, kural mı? Hayır, yani bir futbolcunun futbol oynamasına benzer. Topu ayağına aldığında sağa sola dandum vurursun. Ama aradan 2 ay, 3 ay geçerse şutlarında biraz daha güç ve kuvvet olur. Aradan 3-5 yıl kadar geçince artık o ferik denilen kavramları bile kalenin çatlağında gönderebilme yeteneğin başlar. Şiir yazmak da böyle bir alışkanlıkla ilgili. Durup durup, aa bugün şiir yazdım, bakın ne güzel olmuş, ben şairim diyebilmek olmaz. Yemek tarifleriyle de bağlantılıdır bu. Durup durup hiçbir bayana, hiçbir erkeğe aşçı kimliğini yakıştıramıyorsunuz. Belli bir uzmanlıktan geçmesi lazım. Şiirin için, şiir yazmak için uzmanlık, aşçı olmak için uzmanlık, futbol olmak için yetenek ya da uzmanlık. Ne bileyim yani, her alanda bir takım yetenek ve uzmanlık gerekiyor. Ve biraz da çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani, tabii biraz teknik kurallara da dikkat etmek gerekiyor. Tabii kurallara da bakacak, evet. Edebiyatın her alanında özen. Hikaye şart, de böyledir, romanda da böyledir, denemede de böyledir. Hemen her türde bu özellik var. Röportajda da böyledir, mülakatta da böyledir. Evet, bu böyle bir şey. Belki herkes bir şeyler yazmak, karalamak ister ama herkesin karaladığı her şey şiir olmaz. Şiir değildir. Aslında yazı da hikaye olmaz. Hikaye değildir, yazar yazı da değildir. O sadece bir karalamadır. Yani. Ya da bir taslaktır. Ama bu başlangıçtır her taslak. Ama edebiyat o kadar güzel ki o karalamanın da adını deneme koymuş. Hani bir özendirme, tabii bir ki teşvik var değil mi? Denemede karşı tarafa herhangi bir bilgi öğretme iddiası, ukalalığı yoktur. Yok. Deniyor. Karşı tarafa sohbet eder gibi, ben bunu söyledim, siz ne alırsınız buradan mesaj, o sizin sorununuz der. Devam edeyim Montaigne, mi? Montaigne, Suud Kemal kalayım. Yetkin, Nurullah Ataç bizim aklımıza ilk gelenlerden. Deneme yazar. O karalamaların şeyi değil mi? Halka sunumu. Onay beklemek evet. Gibi bir şey aslında. Yani bir mesaj verecek, mesajı küçük bir hikayenin küçük bir anekdotun içinde sunmaktır deneme. Hırsızlık yapmayın mı diyecek. Küçük bir hikaye, yarım sayfalık bir olayla hırsızlığın ne kadar kötü olduğunu söyler. Montaigne der ki, bir iğne çalmakla bir kilo altın çalmak arasında ne fark var? Niyet aynı. Niyet çok önemli. İkisine de tek bir yafta, tek bir etiket yapıştırıyorsunuz. Hırsız. Evet. Birinin oranı daha mı, cezası daha mı fazladır, daha mı azdır? Onun da takdirini biz yapamayız. Ya ilahi adalet yapacak ya da mahkemeler yapacak. Evet. Dil, anlatım ve yazım bir bütünlük içinde olabilir mi? Dil, Türkçe, anlatım, yani ifade, yazım, yazım, eskilerin deyişiyle imla. Bir bütünlük içinde olmalı kuşkusuz ya. Yazım aktarmadır değil mi? Yazım imla kurallarıdır. Büyük harfleri, kesme işaretlerini, noktaları, virgülleri, noktalı virgülleri, ünlemleri. Çoğu insanın bunları kullandığına da inanmıyorum ya. Evet. Tırnağı, kısa çizgiyi, ara çizgiyi, satır sonuna sığmayan sözcüğü hecelere ayırmayı, hepsi ve doğru yazmayı. Bak, basit bir örnek vereyim. Herkes kelimesinin son harfi S ile mi biter, Z harfiyle mi? Hala soruluyor hocam. Hala soruluyorsa bu soruyu soran bir imalat hatasıdır. Yani. Yani S ile bittiğini biliyor ve bunu hiç kullanmıyor, alışkanlık haline getirmemiştir. Şimdi zaten dilde, anlatımda, yazımda yani imlada bir bütünlük olmazsa yani ortaya sunulan bir yemeğin lezzetine benzer. Evet, erişteleri koymuşsun, güzelce pişirmişsin ama tuz ve baharat ve kaynama özelliği yoksa, nesnelerden bir tanesi bozuksa o çorbanın tadına bile bakılmaz. Ya da tadına bakılır da hemen kalkılır. Öylesi bir bütünlük mutlaka gerekli. Özel adlarda büyük harfler kullanılmıyor. Özel adlar Edirne, Ali, Ayşe, kurum adlarının ilk harfi büyüktür. Hayvanlarımıza verdiğimiz ilk isimlerin ilk harfleri büyüktür. Sen hayvanını diyelim ki bardak dersin, B harfini büyük yazmak zorundasın. Bardak gelir mi sen? Ya anne bardağı gördün mü derken, annen bardağı değil. Senin köpeğinin bardak adı olan, adı bardak olan köpeğinin
olduğunu biliyor. Sen onu birine yazarsan bardağın B harfi büyük harfle başlar. Çok basit bir örnek. Kurum adları, tarihsel olaylar büyük harfle başlar. Mektuptaki hitaplar, sevgili anneciğim, S büyük, A büyük. Kim uyguluyor bunları? Çoğu insan. O yüzden çoğu öğrenciler bana WhatsApp'ta ya da herhangi bir mesajda bir bilgi sorduklarında çekinerek yazarlar. Özenerek yazarlar ve çoğu zaman da yazmaktan da vazgeçerler. Çünkü benim tepkim onların hatalarını önce bulup kendilerine göndermek, sonra soruyu net olarak almaktır. O yüzden böyle bir hassas tavrım vardı. Gelenekler kesme işaretiyle ayrılmıyor çekim ekleri. D eki, D bağlacı. Ki. Bağlaç olan uzağa yazılır. Ek olan bitişik yazılır. Ki eki, ekse birleşik yazılır. Bağlaçsa uzağa yazılır. Hocam bize verilen bilgilerde, edebiyat bilgilerinde bunların öğrenilmesi gerekmiyor muydu? Yani okullarda yeterince verilmiyor mu? Yani, Nesrin Hanım şimdi ben sadece şunu söyleyeyim. Biten bir cümlenin sonra nokta koymuyorsak bittik biz. Nokta. Yani bizim cep telefonumuzda, daktilolarda ya da bilgisayarımızda, tabletlerde o 30, 29, 30, 35 tane harf, işaret ve bir o kadar da rakamların, bir o kadar da kesme, noktalama işaretlerinin bulunmasının mantığı ne? Dokunun demiyor ki sana, gereklidir, kullanın diyor. Yoksa sadece harfleri koyarlardı tabletlere, cep telefonlarına. Diğer işaretleri koyduklarına göre gereklidir diyorlar. Nokta kullanan, virgül kullanan hiç yok. Nokta kullanan yok. Mi edatı ayrı yazılmıyor. Mi bağımsız bir kelimedir. Kalem gibi, kağıt gibi, saat gibi. Mi ek değil o. O bir kelime. Öyle mi? Tabii ki o bir bağımsız kelime. Mi bir başka sözcüğün kuyruğu değildir. Yanındaki bir başka kelimedir. O yüzden mi'yi uzağa yazmak gerekiyor. Nerede olursa olsun. Geliyor musun? Musun ayrı. Geliyor ayrı bir kelime olarak yazılmak zorunda. Bir gazetede, geçenlerde bir gazetede, Gülce Birsel'indi galiba, Hürriyet gazetesinde, isim vermekte bir sakınca var mıdır yoktur herhalde sanıyorum. Gülce Birsel'in mi? Evet. Avrupa Yakası diye bir programı evet, vardı. Evet, Gülce Birsel. Bir yazısına tanık oldum ve dedi ki mi edatını ayrı yazmayanın bir katilden farkı yoktur dedi. Çok ağır ve iddialı bir tespit ama gerçekten bu ifadeyi imzama atarım. Yani Türkçenin katilleri öldürüyor. Demek istiyor. Ha işte. Dili öldürüyor. Türkçenin katilleri bunlar diyor. Şey sözcüğünü ayrı yazmayan kişiler var. Şey... Kalem. Bu kalem dediğimizde bu'yu ayrı, kalemi ayrı yazarız. Bu şey dediğimizde bu'yu ayrı, şeyi ayrı yazarız. Her şey dediğimizde tıpkı şey kelimesini ayrı yazdığımız gibi her şeyi de ayrı yazmak zorundayız. Şey aslında bir kelime. Şey bağımsız bir sözcüktür, mi gibi. Sadece yerine konuyor. Tabii ki. O hiçbir sözcükte bu sözcüğü birleşik yazamazsınız. Bu yazım kuralı ilgili. Yani işte satır başlarında heceyi yanlış ayırmalar. Sıkıntılar falan bir hayli fazla. Ama birazcık saygı lazım ya. Birazcık sevgi. Bu dil benim. Bu sözcükler benim. Bu noktalama işaretleri, bu yazım kuralları benim. Niye ayrı yazayım ki? Niye bitişik yazayım ki? Bitişik yazılması gerekeni bitişik yaz. Ayrı yazılması gereken ayrı yaz. Biz, sonra karşımızdakine duydum. Biz lisede dil bilgisi dersini özellikle aldık. Ayrı bir dil olarak aldık. Yani öğretildi bize. Neden bu kadar önemsiz gördük? Yani önemsiz daha sonrasınkini. Türkçe'de herkesin söylediği klasikleşmiş bir cümle var. Ben bu vatanda doğdum, bu topraklarda doğdum, bu toprakların bana bahşettiği dili kullanıyorum. Tamam. Dolayısıyla ben dili iyi kullanıyorum. Benim noktalama işaretlerim o kadar önemli değil ki diyor. Oysa senin yazdığın yazı senin dili nasıl kullandığının işareti. Yani vurgu evet, değil mi? Tabii orada ki. Orada bir noktalı virgülle bir vurgu. Bir noktalı virgül, bir virgül. Çocukluğumuzda duyduğumuz oku baban gibi eşek olma cümlesinde bir yere virgül koymazsan... Babanın nerelere gider? Eşek sıfatını. Nerelere gider? Tabii ki. Oku baban gibi der sonra virgül koyacaksın. O kadar önemli. Koymasan baban gibi eşek olma derken babana eşeklik sıfatını yükleyeceksin. Aslında bir virgülün çok önemli o nokta. Tabii ki öyle. Ama nedense bunu evet. Önemini hiç kavrayamamışız. Önemli. Peki son yıllarda mesela hani tamam yazarken de dikkat etmemişiz belki ama şöyle bir şey var. Sosyal medyada hani akıllı telefonlarda dediğimiz klavyelerde o kadar hızlı yazma yazıyoruz söz konusu ki. Ki hiç dikkat etmiyoruz. Bu da biraz tuz biber ekti değil mi? Bahanemiz de oldu. Ay, tek tespit bu. Bu bir bahane. Bu bir bahane. Ben yazmıyorum ki orada öyle. Ben de şu açıklamayı yaparım. Tamam acele ediyorsun ama B harfini, aşkım kelimesini yazarken acele etmiyorsun. Askım kelimesi yazarsan karşı taraf senin askın mıdır değil midir onun tespitini yaptırırsın. Onda bir hassaslığın varsa dil konusunda da aynı hassaslığı göstermek zorundasın.
Bahaneyi de bulduk. Tabii ki. Demek ki gönlümüzden geçen bahaneydi. Oysa istesen noktalı virgülü. Hadi noktalı virgül belki biraz bilgi gerektiriyor. Biraz uzun sürer onun anlatımı ama neticede nokta, soru işareti. Soru soruyorsun karşıya. Bu akşam gelecek misin? Soru sormuyorsun. Sözde soruların sonuna bile soru işareti konur. Nikahta arkadaşını görmesin mi? Cevap içinde görmüş. Öyle değil mi? Hı hı. Ama soru işareti koymak zorundasın. Sözde sorular. Soru soruyorsun. Soru soruyorsun. Aslında sorunun cevabı içinde ama cümle soru cümlesi. Böyle sorular sormak zorundasın. Önce karşımızdakine saygı ve bahaneyi erteleyebilme. Ya 160 karakterlik harfler yazıyorsun. Nesine sığınıyorsun? Bunun bahanesi ne? Zaten 160 karaktere bölüyor seni. Kalkıp da sana kompozisyon yaz demiyor ki. Önlü arkalı iki sayfa. 160 karakter, 160 harf. Boşlukları da sayıyorsun, 140 karakter. 140 karakter için sığınacak limanlarımız vicdansızlığımızdır. Karşı tarafa verdiğin değerdir. Ben sana, öğrencime, anneme, babama, arkadaşıma yazarken ben kesme işaretini de kullanıyorum. Soru işareti, soru cümlesi varsa sonuna soru işareti koyuyorum. M'yi uzağa yazıyorum. Ben bunu yapıyorum. Aynı bu benim edebiyat öğretmeni olduğum için dilime verdiğim bir özen değildir ki. Bu ülkenin bireyi olduğum için dilime verdiğim bir özen olmalı. Evet. Çoğu arkadaşı tanıyorum. Hiçbir edebiyat kimliği yok. Kitap okumuştur, gazete okumuştur. Sporcu iki tane gerçekten öğrencim var. Spor akademisinde o kadar güzel ifadeleri vardır ki. Görsen diyeceksin böyle baltalar nasıl böyle şeyi yontalar. Ama yapıyorlar ve herkesten daha dikkatliler. Bu kendisine duyduğu saygıyla bağlantılıdır. Saygı da hak ediyor onlar. Ben eskiden açıkçası ben de çok dikkat etmezdim. Bahanem de vardı. Evet. Nasıl olsa tabii oradan ki, hızlı yazıyorum. Karşı taraf dediğimi anlıyor. Ama bazen hocalarım beni uyarıyorlar. Hani şunu yanlış yaptın, bunu yanlış yazdın. Sen bunu yaparsan seni takip edenler ne düşünür, ne yapar diye. Ben dikkat etmeye başladım. Hocalarım okuyor diye. Ama dikkat ettikçe şunu fark ettim. Ben düzeldim. Elbette öyle. Benim normal yazı halim o hale geldi. Yani mi'lere dikkat ettim. Bir arkadaşına, bir dostuna ya da bir akrabana SLM, MRB kısaltmalarını kullanırsan karşı tarafı verdiğin değerin gerçekten azaldığını karşı taraf hisseder. Sen belki diyeceksin ben bu niyette yazmadım ya. Zamanım yoktu SLM yazdım ama selam, merhaba kelimeleri senin zamanında ne çalar? Hiçbir şey çalmaz. Kimse kimseyi eleştirmiyor ki hocam. Eğer gerçekten zamanın yoksa MRB kelimesini de yazma. Zamanın olduğunda yaz bana. Niye sığınıyorsun? Zamanım yok. Aynı zamanda ne yapıyorum? İşte jet uçağını kullanıyorum, sana mesaj yazıyorum. Yok öyle bir şey. Kimse de birbirini kınamıyor hocam. Bu böyle bir şey var. Nasıl olsa tencere demeyin kara, konu, benim evet, güzeller konu kara. Da bu ya. Ben bana, o hataları yapıyorsam o da o hataları yapıyor şeklinde bir hoşgörü yani bu var. Bu bir telefon dili diye. Herkes birbirine mazur görüyor aslında. Hani işte öyle bir dil yok ama bu dili de türettik. Sanki zamanı nereye tüketiyoruz, doğru, nereye götürüyoruz, uzaya çıkacağız gibi birbirimize yetişemiyoruz. Kısa doğru, kısa yazmaya başladık. Mesela bana bir soru şey yaptığımda, cümleyi tamamladığımda ok yazıyor. Ok ya, ok diyorum, ok ne ya? Ok ne? Bir kere ok ya, bizim dilimiz değil. Ya bir tamam yazamıyor musun? Ben de inadına tamam yazıyorum. Ben bırak onu yazarken, konuşurken bile konuşmasını bay bay ile bitiren insanlara içten içe gerçekten sitem gönderiyorum. Bay bay. Bay bayın anlamı var mı hocam? Yani Türkçe'de. İngilizce'de goodbye kelimesi yok Türkçe'de. Bay yok, bay kelimesinin karşılığı yok. Türkçe'de o kadar güzel bir sözcük vardır ki. Allah'a emanet ol. O temennidir sadece. Allah'a ısmarladık. O temenni. Hoşça onların kal. Hepsi de. Hah, hoşça kal. Hoşça kal kelimesinin içinde. Hem sağlık. Hoşça kal. Hem veda. Hem de görüşmek üzere gibi çok zengin bir anlam var. Bu sözcük varken bay bay gibi ne olduğu belli olmayan, bizim bildiğimiz hadi görüşürüz anlamına gelebilen ya da İspanyolca ciao anlamına gelebilen sözcüğün ifadesidir. İşte bu zaten yozlaşmanın başlangıcı buradan bir geliyor. Bir de see you diyorlar şimdi. Yani görüşmek üzere. Evet. Yani kendimize yettik bir de İngilizceye evet, getiriyoruz. Evet, tabii ki kendimizi hallettik. Belki kısmet olursa İngilizceyi de halledeceğiz. Aslında İngilizce de tam olarak konuşamıyoruz ki hocam. Kendi dilimizi de mahvediyoruz o kadar. Özenti, özenti, özenti. E tabii ki. Kendimizi de mahvettik. Başka bir şey değil. Kendi diline sahip olmanın başka dili de güzel kullanamaz bence. Hocam bir de diksiyon, diksiyon diye bir şey tutturmuşlar. Nedir diksiyon? Diksiyon diye bir şey var mı? Siyon. Sonu siyonla biten bütün sözcükler Fransızcadır biliyor musun? Yani. Reaksiyon. Tahmin etmek çok zor değil. Reaksiyon. Aksiyon, enjeksiyon, enfeksiyon, diksiyon. Yani halüsinasyon. O kadar fazla sözcük var ki. Depresyon. Akla gelenleri söylüyorum. Bu sözcükler, diksiyon kelimesi de Fransızcadır.
Aslında diksiyon kelimesi Fransızcadır. Onun Arapça bir karşılığı vardır. Telaffuz. Telaffuz kelimesinin T harfini bir kenara atarsan L, F, Z harfleri çıkar. Lafz. Lafz kelime demektir. Kelime. Kelimeyi doğru kullanmaktır. Kelimeyi doğru kullanmak. TRT'de ya da değişik kanallarda bir haber sunmuş, şu anda var mıdır bilmiyorum ama haber sunmuş bir kişinin şu cümlesine tanık ol. İşte katil sanığı bir restoranda görüldü. Katil sanığı diyemezsin. Katil sanığı diyeceksin. Türkçe'de katil ayrıdır, katil ayrıdır. Katleden. Katil cinayeti işleyendir. Katil cinayet işleme işidir. O eylemdir. Biri adamdır, kişidir. Diğeri o olayın şeklidir. Öyleyse bu iki sözcük arasında katil zanlısı dersen doğru kullanırsın. Katil zanlısı dersen yanlış kullanırsın. Bu bir telaffuz. Katil zanlısı da iki tane adamdan bahsediliyor değil mi? Yok, hem öyle zanlı, demek istemedim. Hem şimdi, yapan adam. Diyelim ki Ahmet Eroğlu katil olarak tutuklandı dersin. Ama Ahmet Eroğlu katil olarak tutuklandı diyemezsin. Katil katletme işidir. Katil öldürendir. İşte bu iki sözcük arasındaki o telaffuza, o diksiyona dikkat etmediğin zaman güzel konuşmamış olursun. Güzel konuşmadığın zaman sözcükleri yerli yerinde kullanmazsın. Sadece bu kadar değil. Ses tonu. Herkes benim ses tonumun iyi olduğunu söyler. Sözcükleri iyi vurguluyorsunuz. Üzerinde, sözcüklerin üzerinde iyi duruyorsunuz. Sözcüklerin üzerinde vurgulu, tonlu bir şekilde durduğunuz zaman o kelimeyi doğru şekilde telaffuz edersiniz. Diksiyonunuz bu şekilde güzelleşebilir. Doğru basacaksınız o kelimenin üzerine. Harfleri de yutmayacaksınız ağzında. Geleceksin mi? Yok öyle bir şey. Gelecek misin? Telaffuz bu. Geliyorum. İşte bu bir yöresel deyiştir. Yöresel deyiş dilimizde yoktur diye inkar edemeyiz. Ama geliyor musun? Türkçenin okunduğu gibi yazılan bir dil. Ben mesela kendi mesleğimle alakalı herhalde dikkat ediyorum. Radyolarda bazı sunucular veya televizyonlarda geliyoruz, gidiyor falan. Çabucak diyor. Konuşunca ağızdan bir çırpıda çıkıyor bunlar. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar, değil mi? Evet, ama sözünü ettiğin diksiyon kelimesinde basit bir örnek daha vereyim. En son getirdiği taştı derken ne anlarsın taştı kelimesinden? En son getirdiği taştı. En son getirdiği taştı mı? Ha, bak işte bu. En son getirdiği bir taş parçası mıydı? Yoksa en son getirdiği bir sıvı mıydı? Taşmış mı? Taşmıntı mı? İşte diksiyon bu. Onu karşındakine düzgün yazmak. Karşındakine net olarak ifade edebilmektir. Karşındaki senin dediğinden anlamadım. Dondurma yediği için susardı. Susardı. Canı su mu içmek istiyor? Yoksa bebeğe ya da çocuğa dondurma yedin ağlaması bitti sustu mu? Dondurma yediği için susardı. Hı hı. İşte bunlar hepsi vurguyla. Diksiyon bu mudur? Tabii vurgu ki. Mudur? Yani bunların, kelimelerle alakası yok aslında. Kelimeleri doğru. Kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz, doğru bir şekilde kullanmak demektir diksiyon. İkisi bir arada. Tabii ki. Anladım. Evet, bir sorumuz kaldı. Ondan sonra programımızın sonuna yaklaşırız ama bitmesini hiç istemiyoruz bu akıl geçi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konuşma diliyle ben bunu çok merak ediyorum. Özellikle benim bir soru olarak özel olarak sorduğumu düşünün. Konuşma diliyle yazma dili. Belki bunlara bağlı olacak ama mesela yazdığımız gibi mi konuşmalıyız? Yani yazılan gibi mi konuşmalı? Konuştuğumuz dil doğru mu? Biraz önce geliyor mu? Geleceğin mi? Hı. Gibi sözcükler konuştuğumuz gibi yazmadığımızın bir işareti. Yani yazdığımız gibi konuşmuyoruz, konuştuğumuz gibi de yazmıyoruz. Ancak onlar gündelik hayatta karşımıza çıkıyor bunlar. Benim konum aslında konuşma dili, yazı dili birlikteliği sağlanabilir mi? Sağlanır. Bu bir alışkanlıkla bağlantılı. Gerçekten mi hatalı mı hocam? Karşı taraf anlıyor senin dediğini. Ama yazarken bunu geleceğin mi diye yazmamak lazım. Konuşurken ağzımızdan bir çırpıda çıkıyor, onu düzeltebilme ihtimalimiz var. Ama yazarken mutlaka silmemiz, değiştirmemiz lazım. Hocam ben yazdığımda mesela geleceğim mi? Yazmayın. Yazamam. Yazmayın. Gelecek misin? O kadar. Doğrusu budur. Biz bunu yazdığımız zaman dile sahip çıkarız. Ama söylerken gelecek misin demesem de olur. Onu da tabii ki söylemesek, yani bunu gelecek misin şeklinde sorsak daha da hoş, daha da entelektüel, daha da bilgili, daha da birikimli, daha da kültürlü bir kişi olarak karşımıza kendimizi lanse etmiş oluruz. Geleceğim mi derken çok çocuksu karşı tarafa verdiğin çok sıradan hocam, bir değer hocam kitap oluyor. Yazmaya kalkarsam geleceğim mi diye yazamam değil mi?
Yani onu herhangi bir, ne bileyim, Kayseri'nin, Konya'nın ağzından şöyle bir cümle yok, çıktı normal bir şey olarak. Yazamazsın. Yazılamaz. Hayır. Demek konuşma dili yazma birlikteliği sağlanır mı? Mümkün. 1911'de Selanik'te bir dergi çıkarıldı. Genç Kalemler diye. Evet. Genç Kalemler dergisinde Türkiye'de hemen herkesin bir hikayesini okuduğu ünlü hikayecimiz Ömer Seyfettin bu derginin başına geçti. Bu dergide Yeni Lisan makalesiyle bir makale yayınladı. Yeni Lisan. Onun imzası yoktu ama herkes onu, o yazının Ömer Seyfettin tarafından yazıldığını bilir. Herkes derken edebiyat dünyasından bahsederek söylüyorum. Ne vardı bu makalede? Yazı diliyle konuşma dili aynı olmalı dendi. Nasıl konuşuyorsak öyle yazmalıyız. İstanbul Türkçesini esas almalıyız. Ama bugünkü İstanbul Türkçesi değil. Yok öyle bir Türkçe. O zamanki ya İstanbul Türkçesi. Neden o zaman? O zaman Bab-ı Ali denilen gazeteler burada basılırdı. Hı. Burada basılan gazeteler Türkiye'nin her tarafına gönderilirdi. Bugün Adana'da, Malatya'da, İzmir'de, Antalya'da değişik değişik gazetelerin baskı yerleri var. Buradan bilgisayarla fotoğraflarını gönderiyorlar basılacak şeylerin. Orada basıyorlar onu. Hı. Teknoloji bunu yaptı. Yani Yeni Lisan makalesinde bunlar söylendi. Yabancı sözcüklerden pek fazla uzak duralım ya dediler. Türkçeleşmiş sözcükleri kullanın. Asker, soruyorum. Türkçe midir, Arapça mıdır? Asker. Asker. Arapça değil mi? Asakiri, Mansure-i Muhammed. Arapçadır. Ama Türkçe'de asker kelimesini kaldırıp yerine er kelimesini koyamaz. Neden? Er kelimesi asker kadar geniş kapsamlı güzel değil. Daha mı haşmetli? Asker daha haşmetli. O yüzden asker Arapçadır ama bunu Türkçeleştirdik kullanalım. Radyo Türkçe mi? Hayır. Televizyon Türkçe mi? Hayır. Ama bunları kullanabiliriz. Bunları Türkçeleşti. Benim derdim bunlar değil. Benim derdim stres olduğu gibi, gibi bizim derdimizin içine kalma yapmaya çalışıyorlar. Benim derdim stres gibi, asimilasyon gibi sözcükler, diksiyon gibi sözcükler. Benim derdim bunlar. Türkçe'de bunları karşılayan sözcükler vardır. Gaye, emel, amaç, murat, dilek, istek, hedef gibi sözcükler birbirine çok yakın. Arzu da bunların içinde. Arzu Türkçe değil. Hocam hangisi bizim? Şimdi onu soracaktım ben. Emel bizimdir. İki tane E harfi vardır. Türkçe ünlü uyumlu. Bir tek emel mi bizim? Yani hedef bizimdir. Murat bizim değildir. Türkçe'de M harfiyle başlayan sözcükler Türkçe değildir. Bunu bilir miydim bilmiyorum. Hayır. M harfiyle başlayan sözcükler Türkçe değildir. Özel isimler hariç. Onlara biz mualla ismi koyarız. Hocam bir daha bunu söyleyelim. M harfiyle başlayan hiçbir sözcük Türkçe değildir. Allah Allah. İçinde F olan, içinde J olan sözcükler Türkçe değildir. Türkçe sayılmaz. Ortada iki tane aynı sessiz harf olan kelimeler Türkçe değildir. Mesela bakkal, iki K yan yana. Tayyare, iki Y yan yana. Rakkase, iki K yan yana. Bunlar Arapçadan türemiş bunlar değil evet mi? Evet, Türkçe değildir. Bunları bu kuralla bilebiliriz, bulabiliriz zaten. Ama kullanmayın demiyorum. En azından Türkçe olmadığını bilin. Radyonun da Türkçe olmadığını bilin, kullanın. Çünkü Türkçeleşti o. Ama Türkçeleşmiş kelimelerle... Kalem kelimesinin Türkçe olmadığını biliyor musun? Kalem. Türkçe değildir. Kalem. A kalan. Kalemin ilk hecesi A, kalın. İkinci hecesi E, ince. Büyük ünlü uyumuna aykırı demektir bu. Büyük ünlü uyumuna aykırı. Ama biz kalem kelimesi yerine yazgaç kelimesini koydurmaya çalıştık. Tutmadı. Hmm. Kalem bizim oldu. Türkçeleşmiş Türkçeleri kullanmaya devam edelim. İşte bu yazı dili, konuşma dili birlikteliğini böyle de sağlayabiliriz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Mehmet Fuat Köprülü, Reşat Nuri Güntekin, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem. O zamanın dile sevdalı olan, dile damga vuran, bizim yol haritamızı çıkaran büyük şairler, yazarlar, sanatçılar. Romanlarını seversiniz, yazdıklarından keyif alırsınız. Konu o değil. Konu bunların dile bakışı. İşte bu birlikteliği sağlayan çalışmalar yapıldı. Yapıldı. İstanbul Türkçesi esas alındı. Anadolu'ya açıldık. Artık gerçekten her tarafa giden yazarlarımız. Anadolu sürgün yeri değil, görev yeri olmaya başladı. Şu anda sürgün yeri. Böyle bir sevda var. Gel gelelim teknoloji bunların önündeki tek engel oldu. Tek engel. Siz sosyal medyada elinizden geldiğince öğrencilerinize ve gençlere örnek olmaya çalışıyorsunuz. Örnek mi oluyorum, fırça mı atıyorum, uyarı mı yazdığınız yapıyorum? Yazdığınız cümlelerde artık kendine ders şey almak vardır. İsteyen alır, evet. Değil mi? Evet. Bir nevi öğretici, yönlendirici, yani öğretmenlik, eğitimcilik devam ediyor eğitimden aslında. Eğitimden kopmadım, dilden kopmadım. Ben kalkıp da herhangi bir duygusal şiir de yazacak, herhangi bir yetkinliğe de sahip değilim. O konuyu da paylaşamam. Yazacaklarım bunlardır. Hoşuma giden
Face sayfamda yaklaşık 1150 ifade vardır. Diyebilirim ki 1100'ü bana aittir, hoşuma gitmiştir. Bazı yazarların, bazı sanatçıların, bazı kişilerin, hatta Sebastian'ın bazı sözleri hoşuma gitmiştir. Onları değiştirmişim, paylaşmışımdır. Hatta birebir paylaşmışlığım da oluyor ama genelde kendim yazmaya daha özen gösteriyorum. Eğitimci yalnız devam ediyor. Sosyal medyada gençlere yönelik olmakla çalışıyorsunuz. Çok şükür, çok şükür. O zaman hocam günün, programın özetini şöyle söyleyebilir miyiz? Ana dilimize sahip çıkalım. Evet. Türkçeleşmiş kelimelerden bahsetmiyoruz evet. Biz. Tamamen özenti. Özenti evet. İngilizceden türemiş. Yani İngilizce... Ne kadar süremiz var bilmiyorum ama. Bitmek üzereyiz hocam. Yani toparlamak için anlatım bozukluğu örnekleri falan vardı. Hafızamda da buraya gelip madem dil konusunda bir takım konuşmalar falan yapacağım, anlatım bozukluğu değinmeden geçmeyeyim dedim. Buyurun hocam. Anlatım bozukluğu. Mesela Türkçe'de hayret bir şeysin kelimesini kullanan insanların sayısı bir hayli fazladır, bilir misiniz? Evet, hayret bir şeysin. Yanlış. Hayret edilecek. Elbette birisi. Hayret bir şeysin. Sen nasıl bir şeysin? Hayret bir şeysin. Demek ki karşı tarafı hayrete benzetiyoruz. Hayret edecek bir şeysin demek lazım. Türkçe'de üzgünüm de özür dilerim kelimesini sıklıkla birbirine karıştıran sözcükler var. Diyelim ki sen birine randevu verdin ya da bir arkadaşın sana randevu verdi, gelemedi. Gelemediği zaman hangisini kullanır? Üzgünüm mü der, özür dilerim mi der? Üzgünüm gelemedim mi der? Üzgünüm durum bildiriyor. Üzgünüm üzüntü bildirir. Evet, durum bildirir. Yani benim üzgün olduğumu söylemesi bildirir. Hayır ama senin değil. Kendisi kendi duygusunu anlatıyor. Evet. Üzgünüm Nesrin Hanım, davetinize gelemedim. Üzgünüm mü demesi lazım? Özür dilerim Nesrin Hanım, davetinize. Özür dilerim. Doğrusu budur. Hatalı olan kişi özür dileyecektir. Üzgünüm diyen kişi ölüm, hastalık, bir takım trajik, bir takım dramatik, ne bileyim hüzün veren bir takım duygular hocam gidemediği için üzgün olamaz mı? O onun sonraki duygusudur. Ben senden, senin yanına gelemediğim için çok çok özür dilerim. İnan ki bu duygudan dolayı da üzgünüm derim. Bunu böyle kullanabilirim. Şarkı sözleri var. Murat Kekilli'de. Evet. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Oo, çok şarkı sözü var hocam. Birbirinden... Yani aklıma gelen birkaç taneden biri bu. Evet. Bir daha söylüyorum. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Nasıl düşerim? Uçurum gibi. Nasıl? Uçurum gibi. Uçurum düşer mi? Düşmez. Demek ki ne demek lazım? Uçurumdan düşer gibi düşerim. Ama okuduğumuzda o kadar hoş geliyor ki bu duygular bana. Ne sanatçının da şarkıcının da senin için ne ifade ettiğini hissediyorsun o zaman. Kalbi duygularla. Ama beyni duygularla ifade edemiyorsun. Yazık bir... Evet çok önemli bir şey. Katil. Ne sen beni, zanlısı. Ne sen beni unut ne de ben seni. Cümleyi bitir. Ne sen beni unut ne de ben seni. Neşet Ertaş'la. Ne sen beni unut ne de ben seni unutayım demek lazım. Sen olmazsan bu dünyada ne mutluluğum ne heyecanım yok mu deriz, var mı deriz. Sen olmazsan bu dünyada ne heyecanım ne mutluluğum var. Var denir. Neden? Ne bağlaçları olumsuzluk bildirir de ondan. Ama Yahya Kemal Beyatlı'nın bir yanlışı var. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. O kalkışta ne mendil ne de bir kol sallanmaz diyor. Önce kol kalkar sonra mendil değil mi? O kalkışta ne mendil ne de bir kol sallanır demesi lazım. Sallanmaz diyemez. Ama Yahya Kemal Beyatlı yaptı bir yanlış. Pek çok seneler geçti, dönen yok seferinden dedi Yahya Kemal Beyatlı. Pek çok seneden, seneler denmez, pek çok sene denir. Pek çok, çok demektir. Çoğul sene, olduğu zaman seneler gibi. Olmuyor mu hocam? Pek çok, çokluk bildirir mi? Yanındaki bilmez sözcükler çoğul eki denmez. Yani üç dediğinde üç karpuz mu dersin, üç karpuzlar mı dersin? Ha, evet. Sayınca çok fazla. Oo, hocam. Es takısının kurbanı oldu. Çok derin. Adamlara da tane öğrenecek demeye başladı. Bir tane adam gördüm. Tane olur mu? Bir adam gördüm denir. Tabii. Tane gitmez. Karpuz değil ki hocam. Benden ilgini, alakanı esirgeme. Eşanlanlı, ilgi, alaka. Sana sağlık ve sıhhat diliyorum. Olmaz. Sağlık ve sıhhat eşanlanlı. Bir tanesini kullan. Bir de kandiliniz mübarek olsun, cumanız mübarek olsun şeklinde yanlış bir algı vardır. Cuma gününüz. Hayır, yani cuma gününüz mübarek olsun, kandiliniz mübarek olsun denmez. Kandil ve cuma mübarek zamanlardır. Zaten. Zaten mübarek zamanlardır. Anladım. Kandiliniz hayırlara vesile olsun, cumanız hayırlara vesile olsun daha şık bir ifadedir bence. Görüyor musun ne kadar derin bir mevzu. Hocam biri bir yanlış yapmış, diğerleri de yanlışları devam ettiriyor. Yemek programları. Patlıcanlarım kızarıyorlar. Patlıcan
İnsan dışındaki kavramların, yüklemleri tekil olmak zorunda. Patlıcanlar kızarıyor denir. Yumurtalar pişiyorlar denmez, pişiyor denir. Bitiyor değil mi? Bitiyor. Evet. Yani böyle bir ifade vardı. Ne der var derler, deyimleri yanlış kullanıyoruz. Böyle bir takım duygular, düşünceler. Yani bir derin bir bilgi, derin bir atmosferin içindeyiz aslında. Dilimizi kurtarmak için bir tek şeye ihtiyacımız vardır. Sihirli reçetesi yoktur. Sahipleneceksin. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, bu ülkenin bireyim, bu ülkenin vatandaşı sadece bayrağı sevmek, sadece inançlarına sahip olmakla mükemmel bir vatandaş olmuyor. Diline sahip olacaksın, Konfüçyüs'ün dediği gibi. Bu ülkeyi sömürüden ancak ve ancak bu eylemler kurtarır. Diline medeniyetine. Çünkü zaten edebiyat bir medeniyettir. Diline sahip olan kişi medeniyetine sahibidir gerçekten. Yani her şeyde yangına kül bırakmıyoruz ama medeniyetimiz. Çok keyifli sohbetimiz. Bence de. Eğer size de keyif vermişse ben bir kez daha mutluluk duyarım, bir kez daha keyif duyarım. Hem keyif aldık hem de neler neler öğrendik. Umarım katkıda bulunmuşum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Teşekkür İnşallah ederim. Bir başka programda yine bizi bilgilendirirsiniz. Dilerim ve umarım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, biz burada çok keyif aldık, bir şeyler öğrendik. İnşallah sizlere de bir şeyler katmışızdır diye umuyorum. Bir dahaki hafta yine değerli bir konuğumla tekrar huzurlarınızda olmak üzere. Şimdilik esen kalın efendim.